Son olarak MHP'ye bakalım. Seçim beyannamesi de sloganlarda hazır. Bahçeli bayram sonrasında önce beyannameyi açıklayacak, ardından il gezilerine başlayacak. Kampanyanın temel başlıkları terör ve ekonomi. Ülkenin geleceği, ülkemizin geleceği için oy ver. Ana slogan, ana tema bu olacak. Yani illerde de arkadaşlarımız bunu kendi illerine adapte etmek suretiyle kullanabilecekler. Ana slogan bu olacak. MHP bir kısım seçimlerinde halktan ülkenin geleceği için oy ver sloganıyla destek isteyecek. Terör meselesini Milliyetçi Hareket Partisi çözer diyeceğiz. Biz buna talibiz. Bunun altından kalkacağız diyeceğiz. 7 Haziran seçiminde MHP'nin alanlardaki ana teması ekonomiydi. O başlığa 1 Kasım'da terörle mücadele eklenecek. MHP lideri Bahçeli 7 Haziran öncesi 54 şehire gitti. Bu kez süre kısıtlı, haliyle daha az miting yapacak. Mitingler bayram sonrasında başlayacak. Daha çok bölge toplantıları yapılacak. Birbirine yakın illerin mitingleri birleştirilecek. MHP beyannamesini bayram tatili sonrasında açıklayacak. Aslında beyanname tamam. Beyannamemizde ekonomik konularda bir güncelleme yapıldı, bitti, hazır durumdayız. Büyük bir ihtimalle bayram sonrasında sizlere açıklayacağız. MHP'nin ekonomi kurmayları sadece asgari ücret üzerinde çalışıyor. Belki bir asgari ücrette artış getirme noktasında çaba sarf ediyoruz. O noktada kaynağı göstermek şartıyla yeni bir rakam önerilebilir. 7 Haziran'daki asgari ücret vaadi 1400 liraydı. Bu kez 1800 liraya çıkarılabilir. MHP'de kısıtlı süre nedeniyle başkentte bir aday tanıtımı planlanmıyor. Bahçeli tüm adaylardan seçime kadar kendi bölgelerinde çalışmalarını istedi. Aday tanıtımları il bazında yapılacak. Bahçeli'nin sadece Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının tanıtım toplantılarına katılması bekleniyor.